Okuyorlar. İkinci dersin sonunda Zebra'nın yanına yaklaştı. Sen okula yeni mi başladın dedi. Yatakhane mi? Sen burada pijama giyilmeyeceğini bilmiyor musun? Tilki bu yanıttan küçük Zebra. Deniz kenarında bir kayıklara yazılmış. Şurada ne? Çıkan ve alay edilen bir hayvan olduğunda tilki nerede? Aynen. Wow, herkes bir gidiyor. Bakalım. Evet. Ben daha şişir. Çok şişir ki uçma ihtimali yüksek olsun. Salacaksın. Böyle şey yapama. Hisset. Başka yandan var. Orada kaldı. Tamam. O patlar. Sen hiç merak etme. İnşallah. Ya. Bayağı bir. Bayağı uçuyor. Bayağı uçuyor. Hop edin. Üç. Ya bu da daha ne? Biz gel bu tarafa doğru esiyor ya. Bak gel. Şöyle sen. Dur Bedir bölür mü? Dur. Bedir direkt tut. Heh. Gidiyor. Hayır. Hayır. Ekmediniz. Tamam. Şimdi ekeceğiz. Ben daha önce denektim. Önce iki tane ben çiçeğimiz var. Hangisi ekmek isteyeceksin? Tamam aynı mı? Aynısı. Al bakayım bunu eline. Yani üzerine şimdi biraz daha toprak koyacağız bunu. Evet. Evet. Tamam. Bunu evine götüreceksin. Hayır. Ne olsun? Gideceksin. Bunu evine götüreceksin. Kendin çok güzel bir şekilde bak. Yok ben bunu. Hayır, evet, Cansu'yu sen kendin ver. Ne kadar? Çok az. Gümüşhane Üniversitesi İstihdalı ve Güvenliği bölümü okuyorum. Sağlık Yönetimi bölümünde çıtana dal yapıyorum. Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği il temsilcisiyim Gümüşhane'nin ve Gümüşhane Üniversitesi Damla Topluluğu'nun da topluluk başkanıyım. Bugün Kütüphaneler Haftası sebebiyle burada bir çocuk şenliği düzenledik. Farklı kısımlarda etkinlikler yapılıyor bölme bölme. Masallar Diyarı var. Orada çocuklara palyaço masallar okuyor. Sen de iz bırak var. El baskısı yapılıyor. Bu el baskısı geleneksel hale gelecek şenliğimizde. Her yıl sergilenecek bir önceki yılınki. Daha sonrasında kitap okuma yarışması var. Çizgi film ve masallardan bir bakalım yarışması var. Ve sevgiyle büyüt. Tohumlar ekiyoruz çocuklarla birlikte ve onlara hediye ediyoruz. Sürdürülebilir sorumluluk veriyoruz bunlara. Çiçekleri büyütmelerini istiyoruz. Ve aslında kütüphanede yapmamızın en önemli sebebi de kütüphanelerin sıkıcı yerler değil, bizi düşlere, yeni dünyalara aktardığını gösteren yerler olmasını için burada yapıyoruz. Çocuklara anlatmak için. Bitki diktim. Elimi boyaya batırdım. Masallar diyarına gittim. Kitap okudum. Bunları yaptım. Çok güzel bir his. Mutlu oldun mu, eğlendin mi? Mutlu oldum, hem eğlendim. İlk önce eldiveni takıp boya şey yaptık. Bilgi yarışmasına gittik. Çiçek bektik. Şimdi de masal dinlemeye gittik. Orada da tanışıyorduk yani. Gülüyorduk falan. Ya eğlendim. Yapılmalı. Eğlenceli. İnsan rahatlatıyor. Bir tane de bana bakın arkadaşlar.